Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Kaliteli su için geri sayım başladı. Gerek tarımsal sulama gerekse şebeke suyu sıkıntısının yaşandığı Aksaray'da yıllar öncesinde Aksaray Belediyesi ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan arıtma tesisi ve şebeke suyu projesinde sona gelindi. Yıllardır Aksaraylıların en büyük sorunlarının başında gelen şebeke suyu sorununda 1,5 ay içerisinde deneme amaçlı şebeke suyu verilmeye başlanırken tesis yeni yılla birlikte şehrin içme suyunu vermeye başlayacak. Özellikle belediyenin devam eden altyapı projelerini ısrarla devam ettirmesi ve asbest borulardan Aksaraylıları kurtarmak adına yaptığı çalışmaların bu projeyle bağlantılı olduğu öğrenilirken yeni yılla birlikte Büyük Bölcek Caddesi ile Selçuklu Caddelerindeki boruların da halk sağlığına uygun şekilde değiştirileceği öğrenildi. Kanal 68 televizyonunda gazeteci Nazmi Çalışkan'ın sorularını yanıtlayan Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Çalışkan'ın şebeke suyu ve israf konusunda sorduğu soru üzerine Bağlı Köyü'ndeki çalışmalarının tamamlandığının müjdesini verdi. Başkanım, malum elimizde su sıkıntısı şu ana kadar yaşanmadı. Ancak su israfı konusunda dönem dönem Aksaray Belediye Başkanı olarak çağrılarınız oldu. Yağış dönemi beklenildiği gibi verimli geçmedi. Mamasın barajındaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. Bununla ilgili Aksaraylılara diyebileceğiniz, söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Aksaray'ımızda dönemler itibariyle su sıkıntısı yaşanıyor. Bu artık bölgemizin bir gerçeği, Aksaray'ımızın bir gerçeği. Yani bu yağış olsa bile Aksaray'ımızda su ihtiyacı her geçen gün artıyor. Gerek nüfus artışına bağlı, gerek tarımsal faaliyetlerin her geçen gün artıyor olması ve yeraltı sularındaki çekilmeler de bunun bir gerekçesi. Su ihtiyacı her geçen gün artacağı artık aşikar. Bu su tasarrufuyla ilgili konu, gündem hiçbir zaman bizim mevzu bizim gündemimizden hiçbir zaman çıkmaması lazım. Bunu sürekli bizim dile getiriyor ve vatandaşa, kamuoyuna açıklama yapmamız icap ediyor. Bir sorumluluktur bu. Herkesin sorumluluğu 7'den 70'e yetkili, yetkisiz her vatandaşımız bu bilinç içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Aksaray'ımız değil, bölgemiz öyle, Türkiye öyle, dünya öyle artık. Yani su temel bir sebep. Bu sene mesela İtalya'da, Fransa'da sulamayla ilgili tedbirler getirildi. Günün belli saatlerinde su kullanımıyla ilgili kısıtlamalar getirildi. Küresel ısınmaya bağlı olarak. İşte yağış olmuyor. Yağış olduğu zaman da sel şeklinde geliyor ve doğaya zarar veriyor, çevreye zarar veriyor ve kullanılacak su gelmiyor falan. Artık bu dünyamızın bir gerçeği, bir realite. Bu çerçevede hareket etmek gerekiyor. Su sadece son zamanlarda yağışlar azaldı ve kullanım arttı şeklinde değil. Sürekli artık bizim bunu gündemimizde tutup canlı tutmamız gerekiyor ve bu konuyu işlememiz icap ediyor. Aksaray'ımızda tabii ki bundan olumsuz etkilenen illerin başında, yağış itibariyle, bölge itibariyle en az yağış alan illerden bir tanesi. Su fakiri diyorum su ben. Su fakiri bir şehriz. Su kullanımında da çok cömertiz yani. Tarımda kullanılan suyumuz hep sulamaya bağlı tarım faaliyeti ekseri itibariyle Aksaray'ımızda gerçekleştiriliyor. Yine su kullanımını, tüketimini teşvik eden büyükbaş hayvancılığı Aksaray'da. Yine diğerlerine nazaran daha önemli ölçüde ön planda yer alıyor. Tabii ki de nüfusumuz artıyor. Yani Nevşehir, Niğde, diğer illere baktığımızda her yıl nüfusumuz 10 bin, 15 bin nüfus artışı gerçekleşiyor. Yani 1 litre, 3 litre, 5 litre su tükettiğini düşünün bu nüfusun. Senelik bizim ne kadar da ekstra suya ihtiyacımız olduğu durumu ortaya çıkıyor. Bunu ekmek bazında da, ulaşım bazında da, diğer tüketim malzemeleri, metalları noktasında da düşünebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Yani kıyas yapmak adına söylüyorum nüfus artışını. Aksaray'ımızda tabii bundan olumsuz etkileniyor. Vatandaşlarımıza diyoruz suyu tasarruflu kullanalım. Yapacağımız yatırım olsun, harcama olsun hepsinde suyu en az kullanan şekilde olanları tercih edelim ve kendi kişisel kullanımlarımızda minimum asgari seviyeye çekelim, indirelim diye de sürekli bildirimlerimiz oluyor. Malumunuz Aksaray'ımızın 2017-2018 yılında, 2017'de daha çok başlamış olan bir su proje, içme suyu projemiz var. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen. İşte arkadaşlarımız sürekli DS yetkilileriyle beraber hareket ediyorlar. Nasip olursa 1,5 ay içerisinde deneme sularımız verilecek. Yeni arıtmayı devreye almak üzereyiz. Son aşamaya gelindi. Bağlıköy'deki arıtmada şu an
yeni arıtmaya sular verilmek üzere. Onun müjdesini de vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle paylaşacağız. Yıl sonu itibariyle de o Bağlıköy'deki yeni sistem, membran arıtma sistemiyle yapılmış yeni su sistemimiz faaliyete geçecek belli ölçülerde. Ve gelecek yıl Allah nasip ederse tamamen o yeni sistemimiz devreye girmiş olur. Tabii bununla ilgili bizim altyapı çalışmalarımız da devam ediyor. Az önceki yapmış olduğumuz, göstermiş olduğumuz asbest boru değişimleri, içme suyu, şebeke suyu hattı değişimlerinin birçoğunun aslında arka planında bu yeni hattın devreye girdiğinde ortaya çıkarabileceği olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi adına yapılmış olan çalışmalar ki basınç, kalibre büyüklüğü ve debi miktarı düşünüldüğünde mevcut borularımızın bunu kaldırmayacağından dolayı biz şu an önden tedbir alaraktan bu borularımızı değiştiriyoruz. Allah'ın izniyle ilerleyen zamanda bunun niteliğini de artıracağız. Mesela girilmedik bizim Selçuklu Caddemiz var. Mesela birinci sırada yer alan Büyükbölcek Caddemiz var. Büyükbölcek Caddemiz'de asbest borumuz var. Orada yağmur suyu hattı döşenmesi gerekiyor. Yağmur yağdığında orada su birikintileri oluşuyor. Kaldırımları çok kötü. Işıklandırması o nebzede. Dolayısıyla bizim Büyükbölcek Caddemizi baştan sona sanayiden Büyükbölcek Köprüsü'nden sanayiye kadar olan alanın komple altyapısıyla, asbest borusuyla, yağmur suyu hattı, kanalizasyon hattı, aynı zamanda üst yapısında ışıklandırması ve kaldırımıyla beraber sıfırdan asfalt ile beraber yapılması icap ediyor. Onlar bizim geleceğe dair planlamalarımız içerisinde yer alan çalışmalarımız. Oraları biliyoruz. Yani nerelerde olan yerler var, nereden yapılması gerektiği ile ilgili çalışmalar bizde mevcut, halihazırda var. İmkanlarımız ölçüsünde bahsetmiş olduğum gibi maddi ve fiziki imkanlarımız ölçüsünde, çerçevesinde bunları peyderpey yapıyoruz. İnşallah su projesi de devreye girdikten sonra Aksaray'ımızda TOKİ bölgemizde özür dilerim ve birçok mahallemizde bizde şikayet konusu olarak iletilen vatandaşlarımızın haklı olarak işte 3. 4. ya da 5. katlara su çıkmıyor sorunu, problemi ortadan kalkmış olacak. Yeni sistemle beraber inşallah terfi merkezleri yapılıyor birkaç tane belli bölgelerde. Suyu daha basınçlı bir şekilde sisteme verebileceğiz ve daha üst katlara da su çıkaraktan da bu sorunu bertaraf etmiş olacağız. Teşekkür ediyorum başkanım. Bu son sorumdu. İkinci geleneksel bağ bozumu ve pekmez festivali başlıyor. Aksaray'ın coğrafi işaretlerle tescillenmiş ürünü olan Hasan Dağ üzümünü tüm dünyaya tanıtmak için bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel bağ bozumu ve pekmez festivali hazırlıkları tamamlandı. Aksaray Belediyesi, Hasan Dağ eteklerinde yetişen üzümün pekmeze dönüşerek sofralara gelene kadar olan hikayesini festival ortamında tanıtacak. Aksaray genelinde 14 bin dönümlük alanda yıllık 11 bin ton civarında üzüm üretimi yapılırken, üzümlerin bir kısmı pekmeze dönüşerek sofralara geliyor. Aksaray Belediyesi görüntüsü, tadı ve aromasıyla öne çıkan Hasan Dağ üzümünün ekim alanının yaygınlaşması ve üreticilerin teşvik edilmesi amacıyla düzenlediği bağ bozumu ve pekmez festivalinde pekmez yarışmaları, çocuk oyun şenlikleri ve çeşitli etkinlikler düzenliyor. Hasan Dağ bölgesine hitap eden festivale Kargın Köyü, Helvadere Beldesi, Karaören, Karataş, Akhisar, Yuva, Yenipınar, Yaprakhisar, Uzunkaya, Elmacık, Koçpınar ve Gözlükuyu köylerinde pekmez yapan üzüm üreticileri katılıyor. Festival açılışına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalyalı'nın da katılması bekleniyor. Festivalde söz ve saz sanatçısı Ramazan Talay ve İbrahim Yıldız'ın konserleri de olacak. Festival alanına ulaşım için Aksaray Belediyesi önünden servisler ücretsiz olarak pazar günü sabah 9'da hareket edecek. Başkanım, festivallerden başladık, festivallerden devam edelim. Tarım ve Hayvancılık Kenti izliyoruz. Hep bu sözde kalıyordu. Siz göreve geldiğiniz günden beri belediyeye ait olan tarım arazilerini tarıma kazandırdınız. Belediye buradan hasat ettiği ürünleri vatandaşlara, ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtıyor. Aynı zamanda da mesela bu yıl ikincisi düzenlenecek bir bağ bozumu ve üzüm pekmezi, pekmez festivali düzenlenecek. Bununla ilgili bu pazar günü yapılacak festival. Bununla ilgili bilgiler verir misiniz? Aksaray'ımız bir tarım kenti, şehri, aynı zamanda bir sanayi şehri diyoruz. Turizm şehri olma yönünde de önemli temel alt yatırımlarımız devam ediyor.
merkezi hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda ve yerel idare olarak da bizlerin yapmış olduğu girişimlerle. Belki ilerleyen sorularda gelecektir. Cam teras yapıyoruz Ihlara Vadimizi turizmi geliştirmek adına. Birçok altyapı yatırımı var bununla ilgili. Tabii ki tarım ve hayvancılık bizde de bahsetmiş olduğum gibi önemli sektörlerin başında geliyor. Aksaray'da ciddi anlamda tarımsal faaliyet, üretim gerçekleştiriliyor. Bu üretilen ürünler doğrudan ihraç olanlar var. Yine ara sanayi ürünleri olarak kullanılanlar var ve doğrudan tüketime konu olan sanayi tarım ürünlerimiz mevcut. Bunlar içerisinde tabii üzüm de çok önemli bir yer tutuyor. Şu an görselde de hemşerilerimize izlettiriyoruz. İşin içerisinde olan, sektörde olan vatandaşlarımız yakın hem bilirler. Aksaray'ımızda 14 bin dönüm alan üzüm üretiliyor. Alanda ekim yapılıyor. 11 bin tona yakın da üzüm üretimi gerçekleştiriliyor. Tabii üzümün olduğu yerde ne olur? Pekmez olur. Pekmez bizim kışları tükettiğimiz, aslında 12 ay tüm mevsimler tükettiğimiz önemli gıda ürünlerinden bir tanesi. Bizim geleneksel bir ürünümüz ve dünyaya tanıtmaya çalıştığımız ve görenlerin de tanıyanlarını bırakmadan sürekli tüketmeye devam ettikleri. Geldiğimiz süreçte de tabii ki sağlık durumları gibi birçok etkenle de bağdaştırdığımızda pekmezin ne kadar önemli bir ürün olduğu da her geçen gün önemi daha çok ortaya çıkıyor. Sağlıklı beslenme ile ilgili konular başlığı üzerinde en önemli sırada yer alıyor. Şimdi hal böyle olunca Aksaray'ımızda bu kadar alanda üzüm ekimi gerçekleşiyor ve Aksaray üzümleri meşhur. Hasandağ üzümlerimiz de özellikle coğrafi işaretli ürün olarak da tescil edilmiş durumda. Daha önceki yıllarda bu gerçekleştirildi. Özellikle olarak o bölgemize ait has münhasır bir üzüm çeşidimiz var ve bunlardan da çok muazzam güzel üzümlerimiz üretiliyor. Yerel dilde de ifade edilenler var. Bunu hemşerilerimiz bilirler ve bu üzümler, pekmezler Aksaray'ımızda bir bölgede değil. Aksaray'ımızın her tarafında üretiliyor bu pekmez esasında. Ortaköy'ümüzde, Eskil tarafımızda, bölgemizde. Yine bizim yukarıdaki güzel gülağaç ve pekmez festivali yaptığımız alan içerisinde Hasandağ köylerinde. Aksaray'ımızın dört bir yanında bu pekmez üretimi gerçekleştiriliyor üzümler itibariyle. Tabii biz bu festival alanı olarak hem coğrafi alan olarak hem Hasandağ'ımızı da bir taraftan gösterip tanıtmak o bölgeyi, o coğrafyayı. Hem o bölgenin üzümünün diğer bölgelere nazaran bir tık daha, bir adım daha önde daha tatlı ve aromatik bir özelliğe sahip olması gibi birçok etkenden dolayı coğrafi özellikler de tabii ki ulaşım imkanları da göz önünde bulundurulduğunda Karkın ilim beldemizde, kasabamızda diyelim, köy olarak ifadelendiriyoruz ama biz genel dil olarak kasaba diyoruz. Köyümüzün festival alanında biz bunu daha önce icra ettik. Evet, ilki yapılmıştı. İlkini yapmıştık Bağbozum Festivali'ni. Tabii o gün Bağbozum'u temsilen yapılıyor, bağa gidiliyor misafirlerimizle beraber. Oradan üzümler toplanılıyor. Tabii bu arada kazanlarımızı koyduk ve pekmezin üretimi orada gerçekleştiriliyor. Onları da zaten. Bu festivalin esasında bir yönü de üzümün, pekmezin üretiminin safhalarını göstermek, anlatmak. O gerçekleştiriliyor. Orada vatandaşlarımız pekmezin nasıl üretildiğini de görebiliyorlar. Doğrudan üreticiye de soruyorlar, gözlemliyorlar. O da önemli bir şey. Mesela pekmezde kullanılan bir toprak var. Vatandaşlarımızın çoğu bilmeyebilir. Mesela toprak kullanılıyor o kıvamı özel vermek için. Özel bir toprağı var. Ben de kendim orada gördüm işin esası. Orada yapılırken gördüğümüzde sorduk, ettik, öğrendik. Kullanılan bir toprak var ve onun kıvamını vermek için içerisine konuluyor. Vatandaşlarımız göre orada üreticilerimizi teşvik etmek adına gördüğünüz gibi bir yarışma düzenliyoruz. En iyi pekmez hangisi yarışması düzenliyor temsilen. Orada ödül törenimiz oluyor. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Aslında Kark'ın köyümüzde gerçekleştiriyoruz ama o bölgedeki tüm köylerimize Karaören, Karataş, karşı tarafta Yuva'dır, Koçpınar'dır, Akisar, özellikle Yenipınar, Helvadere, o bölgedeki tüm köyleri kapsayan, yukarı taraftan tabii Gözlükuyu, Dikmen tarafından da gelinebiliyor. Bahsetmiş olduğum gibi o bölgedeki tüm köyleri, yerleşim yerlerimizi ilgilendiren, kapsayan bir festival niteliğinde. Tabii ki bu yarışmaya bizim orası değil, öbür taraftan Yaprakhisar, diğer köylerimizden de yine yarışmacı arkadaşlarımız geliyor. Burada pekmezlerini gösteriyorlar. Orası zaten temsili olarak yapıyoruz bunu. Tüm Aksaraylıların hemşerilerimiz oraya davetlidir. O festivali orada icra ediyoruz. Bu vesileyle 8 Ekim Pazartesi günü saat 11'de başlayan festivalimize de tüm hemşerilerimizi davet etmiş olalım. Gün içerisinde faaliyetlerimiz var. İçerisinde organizasyonumuzun içerisinde eğlenceler var, yarışma var. Jürimiz bir sıralama yapacak. Tabii ki orada birinci, ikinci, üçüncüyü seçiyor temsilen. Yine bir sonunda da bir konserle festivalimizi tamamlamayı düşünüyoruz. O gün itibariyle de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz var. TKDK diye kısa ismi. Kurumumuzun başkanı Ahmet Antalyalı Bey'i de davet ettik. Kendileri de geleceklerini söylediler.
Onur misafiri olarak kendilerini ağırlayacağız, bölgemizi göstereceğiz, tanıtacağız ve aynı gün içerisinde de nasip olursa yine tarım sektörü temsilcilerimizle Aksaray'da tarımı masaya yatıracağız. Milletvekillerimizle, Sayın Valimizle beraber Aksaray'ımızdaki tarımın sektörünün sorunları varsa taleplerinin kendisine doğrudan iletilmesi. Bundan sonra da bu sektörle ilgili yapılacak çalışmalar konusunda da orada yine bir fikir birliği, istişare toplantısını gerçekleştireceğiz. Peki ulaşımla ilgili bir hazırlık var mı? Tabii Aksaray merkezden. Merkezimizden oraya ulaşım, vatandaşımız kendi özel araçlarıyla gidebilirler. Bunu geçiyoruz. Bu zaten olan bir şey. Onun haricinde Aksaray Belediye'mizin otobüsleri de ücretsiz şekilde saat 9'dan itibaren sabah festival alanına ücretsiz şekilde vatandaşlarımızı taşıyacaklar. Otobüslerimiz belediyemizin önünden hareket edecek. Diğer birçok festival ve organizasyonlarımızda olduğu gibi bunda da aynı şekilde belediyemizin araçları vatandaşlarımızın bölgeye intikali ve taşınması noktasında hemşerilerimize hizmet verecekler. O gün sürekli şekilde götürme getirme faaliyeti bölgeye olacak. Yine bahsetmiş olduğum gibi tekraren ikincisi gerçekleşiyor. Geleneksel bir festival haline gelmesini arzu ediyoruz. Geleneksel bir ürünün, geleneksel bir festivalle taşlandırılaraktan hemşerilerimize, tüm ülkeye tanıtımını, anlatılmasını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ben de Kanal 68 TV izleyicilerine o gün o şenlik alanını görmelerini, üzümün nasıl pekmeze dönüştüğünü görmelerini, tanımalarını tavsiye ediyorum. Aksaray'da okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti. Aksaray'da okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti. Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu yemekhanesinde dün öğle yemeği için sıra bekleyen 10 yaşındaki İsmail Bozlak rahatsızlandı. Öğretmenleriyle okuldaki bir hemşire tarafından ilk müdahalesi yapılan Bozlak, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizinden şüphelenilen çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Bozlak için taziye mesajı yayınladı. Aksaray'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. İki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Sait Boyraz yönetimindeki 34 ND ve 24 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Niğde otoyolu Babakonağı köyü yakınlarında Yusuf Barış yönetimindeki 33 DNY 02 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yapan araçta bulunan Sami Polat kaza yerinde yaşamını yitirdi. Eşi Nazlı Polat ve sürücü Boyraz yaralandı. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Aksaray'da yeni Aksaray firmasına ait yolcu otobüsünün önünü kesen şahıslar yakalandı. Aksaray Acıpınar Köyü E90 Karayolu'nda 5 Ekim Perşembe sabahı 5.30 sıralarında yeni Aksaray firmasına ait 68ABY300 plakalı otobüs şoförü AK, 112 acil çağrı merkezini arayarak AA ve PA isimli şahısların 68ACK225 plakalı otomobille otobüsün önünü keserek durdurduklarını ve çıkan tartışma sonucunda otobüsün camına yumruk vurmak suretiyle camı kırdıklarını beyan ederek şikayetçi oldu. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri ihbar üzerine olaya hemen müdahale ederek şüpheli şahısları yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Aksaray kapalı cezaevine teslim edildi. Türkiye'ye yasa dışı yollarla girildiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi. Aksaray Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan ve bazı adli olaylara karışan 9 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Muhafaza altına alınan şahıslar gerekli işlemlerin yapılmasının ardından sınır dışı edilmeleri için 5 Ekim Perşembe günü Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Aksaray'da denetimlerini sıklaştıran trafik polisleri Eylül ayı sürecinde 8129 araç ve sürücüsüne ceza yazdı.
Trafik sorununun her geçen yıl daha da büyüdüğü ve kural ihlalleri nedeniyle trafik düzeninin bozulmasını önlemek için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri artan şikayetler üzerine trafik düzenini sağlamak için seferberlik ilan etti. Polis ekipleri Aksaray genelinde bir ay içerisinde yaptıkları şok uygulamalarda 38.680 araç kontrolünü yaparken araçların eksiklikleri ve sürücülerin evrak denetimlerini gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde kusurlu görülen 8.129 araç sürücüsüne ilgili maddelerden işlem yapılırken 113 araçta trafikten men edildi. Aynı çalışmalarda 43 sürücünün de belgelerine geçici süreyle el konuldu. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenilirken ceza kesilen araç sayısını yorumlayan Aksaraylılar az bile yazılmış diyerek yaptıkları değerlendirmelerde Aksaray trafik sorununun her geçen gün arttığı şehirlerin başında. Bu ilde trafikten çok görgü sorunu var. Her sürücü gideceği yerin kapısına kadar otomobiliyle gitmek istiyor. Trafik içerisinde olmaması gereken çok sayıda araç trafikte dolaşırken yayalar da yol üzerinde yürümeyi çok seviyor. Belli başlı birkaç sokakta ciddi sorunlar var ve bu sorunlar aşılamıyor. Çarşı giriş ve çıkışlarının sıkıntılı olmasına rağmen sürücülerin bu cadde ve sokak aralarında trafiği yavaşlatmak için yaptıkları önlenemiyor. Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde trafik rezilliğini sürdüren araçların bu alanda bulunmaları trafiği felç ediyor. Kısacası Aksaray'da trafikten çok görgü sorunu var. Polis ekiplerinin denetimlerinde yazdıkları cezalar çok gibi görünüyor ama bu ildeki kuralsızlıklara bakıldığında az bile diyoruz dediler. Faiz oranlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar kredi çekmekte zorlanırken yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. Bankalardaki kredi faizlerinin artmasıyla birlikte vatandaşlar artık kredi çekemiyor. Bu durumla birlikte vatandaşlar otopazarlarına artık uğramıyorlar. Yurt genelinde olduğu gibi Aksaray otopazarında da cumartesi günleri eski yoğunluk bulunmuyor. Hemen yanı başımızdaki 650 bin ile 850 bin arasında fiyat değişikliğine sahip olan araç modelleri ise artık vatandaşlar tarafından tercih edilmiyor. Belli bir miktarda kredi imkanına sahip olan vatandaşlar üstünü tamamlayamayınca maalesef otopazarları şu an boş durumda. Ben İhan Yılmaz. Şu an pazarın durumu nedir? Otopiyasasının durumu nedir? Valla durgun işte. Gelip gidiyor yani. Boş. Kendiniz görüyorsunuz yani. İkinci el durgun yani. Kredi olmadığından dolayı. Peki bankalar kredinin önünü kesti. Faizler arttı. Tekrar kredi gelse piyasa nasıl olur? Piyasa aynı yerinde şey olsa da yani alışveriş olur yani. Adam kredi çekiyor, krediye gidiyor, alamıyor yani. İkinci el durgun. Gel git, çay parası çıkmıyor. Peki fiyatlarda artış mı düşüş mü? Ya kredi açılırsa en az alınır satılır yani. Düşüş çok aşırı düşüş olmaz yani. İkinci ellerde düşüş olmaz yani. Ha, yükselme de olmaz yani. İsmim Abdullah. Efendim geçen haftalara göre, geçen aylara göre burası kalabalıktı. Vatandaşlar araba almaya geliyordu. Siz de şimdi işe açıktı. Siz burada sürekli geliyorsunuz. Her hafta buradasınız. Burayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi 8. ayın 15'inden beri ben her cumartesi gelir lahmacun satarım burada. Şöyle potansiyel bakınca çok düşük her taraf. Yani alan satan hiç kimse yok. Yani halk önceleri, bundan daha önceleri şöyle geriye bir baksam ben burada 4 sene kebapçılık yaptım Baraka'da. Kebap sattım bu kalecilerin içinde. Yani vatandaş şöyle bakıyoruz, alımı da yok, cüde yok, kimse de yok yani. Sabahtan başlardı 8'de falan gelmeye millet, dolardı ortası bu kalenin yeri. Şu anda ne alan var ne gelen var, saat 10 dediğimi kimse kalmıyor, çekiliyor, el ayağı gidiyor yani. Şimdi arabalardan başka hiçbir şey yok. Arabalardan başka hiçbir şey yok, vatandaşı göremiyoruz, alım gücüleri de yok. Lahmacun satıyorum, geldim hep cumartesi günü burada gelip lahmacun da satıyorum pazarda. Bakıyorum yani gitmiyor yani. 9 Ekim'de eğitim öğretim sezonunu açan Aksaray Üniversitesi'nde ders başı yapmak için kente gelen öğrenciler, otogarda belediye ve üniversite görevlileri tarafından karşılanıyor.
Türkiye'de birçok üniversitede olduğu gibi Aksaray Üniversitesi'nde de 9 Ekim tarihiyle dersler başlıyor. Aksaray Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ise Aksaray Üniversitesi'ne gelen öğrencilerin yoğunluğu yaşanıyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan yoğunluk sabahın erken saatlerinde de devam ederken öğle saatlerinde Aksaray Üniversitesi ve Aksaray Belediyesi tarafından kurulan standlarda öğrenciler karşılanırken burada öğrencilerin şehir içine ve üniversite kampüsüne ulaşması için de servis imkanı sağlanıyor. Üniversite öğrencilerinin burada yaptırdığı ilk kayıtlar sonrasında hem şehrin tarihi, kültürel mirasların gezisi için çalışmalar yapılırken hem de öğrencilerin yurtlarına ve üniversite kampüsüne yerleşmeleri için çalışmalar devam ediyor. Umut Demir, bu sene yeni geldim, matematik bölüm öğrencisiyim. Daha önceden Aksaray'a geldin mi yoksa yeni mi tanıyorsun, neler hissediyorsun şu an? Tanıyorum işte, üniversite sayesinde ilk defa gördüm. Bu kadar. Bunun ilk gelişim mi peki, kayıt öncesinde de geldin mi? Yok, ilk gelişim. Daha hiç önceden gelmedim. İlk defa bugün peki, geldim. Burada sizin hem şehri tanımanız hem üniversiteyi tanımanız var. Üniversitenin bir standı var. Burayı nasıl buldunuz? Neler hissediyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz Aksaray hakkında? Güzel. Geldik, göreceğiz işte. Bakacağız zamanla. Nereden geliyoruz? Adana'dan. Merhaba, ben Mehmet Ali. Evet, bu sene ilk defa mı geldin yoksa ikinci sınıf? Birinci sınıf. İlk defa geldim. Peki kayıt sürecinde Aksaray'a geldin mi? Yok, gelmedim. Ben Mersin'deydim. Öyle, daha yeni ilk gelişme. Peki Aksaray Üniversitesi burada size bir hizmet veriyor. Hem standta şehri tanımanız hem de üniversiteye daha kolay ulaşmanız ve yerleşmeniz için size servis hizmeti sunuyorlar. Bunu nasıl buldunuz? Aksaray'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya çok iyi buldum. İndiğimde zaten ilk taksiye binecektim. Sonra ben Instagram'ına bakmıştım. Öyle bir şey hatırladım. Hemen zaten gördüm, gittim. Sağ olsunlar, servise bırakıyorlar hani. Bu servisi hiç görmemiştim yani başka bir yerde. Peki gelmeden önce Aksaray'ı hiç araştırdınız mı? Kuzenim okuyordu burada. Oradan biliyorum az çok bir şey. Ama çok bilmiyorum yani. Göreceğiz bakalım. Ülkemizin değişik şehirlerinden Anadolu'nun parlayan yıldızı Aksaray'ımızı ve Aksaray Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerimizi terminalimizde karşılayıp kampüs içerisinde ve şehrimizdeki bütün KYK'ya bağlı yurtlarımıza transferlerini sağlıyoruz. Tanıtıcı broşürlerimizden veriyor ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz. İnşallah tercih ettikleri için memnun kalacaklar. Biz de onlara bu yaptığımız hizmetlerden dolayı mutluyuz. Hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.